Şimdi ne yapacağız başkomiserim? Bilmiyorum Selim. İçeride iki kişi var sanıyorduk ama eğer Hakkı doğruyu söylüyorsa üç oldular. Bir kadın, yaralanan adam. Şimdi bir de atlarını kovalayan adam çıktı ortaya. Ya bu adam kesin yalan söylüyor. Böyle hikaye mi olurmuş ya? Yalan söylemesine söylüyor da en azından hikayenin bir kısmı delillerle tutuyor. Sizce nasıl peki işin gerçeği? Binanın önünde olanlarla ilgili doğruyu söylüyor olabilir. Ama diğer adamları tanımadığına inanmadım. O da işin içinde yani. Bence öyle. O zaman bir şeyler saklıyor. Diğerlerini korumak için. Kesin. O kadar işin içinde olacaksın ve hiçbir şeyden haberin olmayacak. Mümkün mü? Ne yapalım? Serbest bakıp takip ettirelim mi şunu? Olabilir Selim. Ama önce şu olay yerine bir daha bakalım. Belki gözümüzden bir şey kaçmıştır. Tamam. Arabayı buralarda bir yerde durdurmuş olmalı. Burada lastik izleri var. Bu açıdan içeriden birinin çıktığını rahatlıkla görebilirsin. Peki Adnan neden arabaya doğru koşmadı acaba? Peşindeki adam yüzünden olabilir. Tabii adamın söylediklerinin çoğunu yalan olduğunu unutmamak lazım. Lastik izleri böyle devam ediyor. Belki de Hakkı'nın Adnan'ı almak gibi bir niyeti hiç olmadı. Onu bilerek mi çarptı diyorsun? Olamaz mı? Şuna bak Selim. Bu hiç hayra alamet değil başkomiserim. Hemen çocuklara haber verelim. Kazalım burayı. Başla. Hemen otopsiye nakledelim. Tamam başkomiserim. Of! Bu iş iyice çığırından çıkmaya başladı. Sinek, kurt, yumurta, böcek deyip geçmemeli. Onlar bir zavallının ne zaman, nerede, nasıl canına kıyıldığının en güvenilir tanıklarıdır. Yaraların ölüm öncesi mi, sonra mı oluştuğunu, kolunun başının ne zaman kesildiğini, suyun altında ne kadar kaldığını, hatta kurbanın bir ilaç ya da uyuşturucu kullanıp kullanmadığını dahi anlatabilirler. Adli entomologlar karşılaştıkları sinek ya da böcek türünün adını tam olarak koyamadıklarında, özellikle ölümden sonraki zamanı belirlemede hatalar yaparlar. Şimdilerde ölü bir bedene gelebilecek canlıların DNA özellikleri birer birer taranıyor. Bunlar bir bilgi bankasında tutuluyor. Yakın bir gelecekte entomologlar böylesi bir bankadan yararlanacak ve artık hata yapmayacaklar.
Doktor. Merhaba Orhan. Üzerindekileri kriminele gönderdim. Ölüm zamanını söyleyebilir misin? Yaklaşık olarak 36 ila 40 saat önce. Yani çatışmadan önceki gece. Nedir bu? Vallahi ben de bilmiyorum. Ben de sana soracaktım. Ama ne diye değil, kimdir bu? Bilmiyorum komiserim. Hem niye bana soruyorsunuz ki? Başka kime soracağım lan? He? Başka bilebilecek biri var mı etrafta? Bilmiyorum komiserim. Yemin billah bilmiyorum. Yeter be! Yalan üstüne yalan. Ulan anasını satayım, kim otursa şuraya bilmiyorum. Yok, anlamadım, tanımıyorum. Ulan bir taneniz de doğru düzgün konuşun be. Anlat. Kim bu adam? Niye öldürdünüz adamı? Atar damarı kesilmiş. Hemen ölmüş. Katili ele verecek herhangi bir şey rastladın mı? Ölmeden önce cinsel ilişkiye girmiş olabilir. Penis swaplarda dahil olmak üzere vücudun farklı yerlerinden alınan örneklerde başka bir kişiye ait DNA aratıyorum. Başka bir şey var mı? Hafif alkollüymüş. Kanında 0,4 promil yani %40 miligram alkol tespit ettik. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlamadım. Ama boynundaki yaranın özelliklerine bakılırsa ucu tırtıklı kesici bir cisim kullanılmış olabilir. Tırtıklı mı? Evet. Soğukkanlılıkla işlenmiş son derece temiz bir cinayet.